Merhaba arkadaşlar, bugün size vektör uzaylarında lineer bağımsızlık kavramını tanıtmak istedim. Hemen tanımıyla başlayalım isterseniz. Elinizde bir vektör uzayı olsun ve bunun katsayıları reel olsunlar. Bunu herhangi bir cisimden alabilirsiniz aslında. Ve bize n tane vektör verilmiş olsun. Bu n tane vektör lineer bağımsızdır. İşte ancak ve ancak buraya bir koşul yazmamız gerekecek. O koşulu kontrol edip de bu vektörde lineer bağımsız olup olmadığını görmeye çalışacağız. Bu aslında işin en zor kısmı. İlk başta aklımızda birkaç tane fikir vardır. Bu fikirlerden yola çıkıp bütün vektör uzayları için doğru olacak bir tanım yazmaya çalışırız. Ben ilk önce fikirlerden başlamak istiyorum. Eğer iki vektörümüz varsa iki vektör için kolay. İki vektör için elimde V1 ve V2 diye iki tane vektör varsa, şuraya çizelim. V1 böyle olsun, V2 böyle olsun. Bu iki vektör lineer bağımsızdır. Eğer farklı yönleri gösteriyorlarsa ya da farklı yönler yeterli değil çünkü buraya doğru da olabilirdi V2. Sadece farklı yönler üzerinden tanımlarsak bu iki vektörü birbirine lineer bağımsız olarak tanımlamış oluruz. Oysa ikisi aynı doğru üzerindeler. Yani yön üzerinden değil doğrultu üzerinden bir tanım yapmak istiyoruz. Her bir vektör bir doğrultu belirtir. Bu da V2. V2'nin de doğrultusu bu. Eğer bu iki doğrultu birbirinden farklıysa bu iki vektöre lineer bağımsız diyeceğiz. Bunu ifade etmenin yolu bir yolu, yani cebirsel bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Geometrik olarak ifade ettik ama bunu hesapla kolay yapılabilir bir şekilde ifade etmek istiyoruz. İki vektör aynı doğruyu belirtmiyor yazmak için şöyle bir şey düşünebiliriz. Bu V1'e karşılık gelen doğrunun üstündeki her noktayı elde etmek için V1'i bir katsayıyla çarpabiliriz aslında. Eğer V1'i birden büyük bir katsayıyla çarparsanız daha ileriye gidersiniz. Birden küçük bir katsayı buralara gelir. Negatif bir katsayı diğer yöne gider. Yani eğer bu tarafa koyalım. K çarpı V1 eşittir V2 olacak şekilde bir K varsa bu ikisine lineer olarak bağımlı diyeceğiz. Lineer bağımsızlık için hiçbir K katsayısı için eşitliği sağlanmıyorsa V1, V2 lineer bağımsızdır. Şimdi iki vektör için bunu yapmak çok kolaydı. Şimdi elimizde 3 vektör varken bu sefer sadece doğrultuların yeterli olmadığını görelim. 3 vektör için elimizde V1, V2, V3 var. Bunlar mesela 3 boyutlu uzaylarsak V1, V2, V3. Üçü de başka doğrultular veriyor olabilirler. Bu durumda da lineer bağımsız diyeceğiz. Ama şöyle de düşünebiliriz. Bir düzlem çizelim. V1, V2, V3 aynı düzlemde yaşasınlar. Bu V1, bu V2, bu da V3 olsun. Şimdi V1 ve V2'yi toplarsak eğer bu V3 ile aynı doğrultuda kalabilirler. Biz bu durumu da çok istemiyoruz çünkü elimizde eğer iki vektör varsa bir düzlem belirsin istiyoruz. Tek bir doğruya düşmesinler. Elimizde üç tane vektör varsa üç boyutlu bir uzay belirsinler istiyoruz. İki boyutlu bir yüzeyi belirtiyor olmasınlar. Yani burada doğrusal olmasınlar, burada düzlemsel olmasınlar istiyoruz. Daha yüksek boyutlara da bu şekilde genelleyeceğiz. Bunu cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Bu kısmı biraz daha karışık. Benim burada yazdığım şekliyle işte V1 artı V2'nin
bir katı V3 ise gibi bir ifade çıkıyor. Ama belki bu kadar şanslı değiliz de. Belki işte V1'in kendisi V2'nin de iki katını almamız gerekir. Yani bu ikisinin katsayıları birbirinden farklı olmak zorunda olabilirler. Dolayısıyla K1 çarpı V1 artı K2 çarpı V2 yazmamız gerekebilir. Bunun aynısı belki V1, V2 eşittir V3 gibi değil de işte K3 V3 artı K2 V2 eşittir K1 V1 şeklinde de olabilir. Hangi iki terimi burada toplayıp hangisini diğer tarafa atacağımız birazcık karışık. Daha çok vektör varsa elimizde işte 15 tane, 20 tane, n tane, o zaman hangi terimleri buraya atacağız, hangi terimi diğer tarafa atacağız, bunların cebirini yapıp da ne şekilde kontrol edeceğiz? Bu işler birazcık karışıyor ve böyle seçimlerden kendimizi kurtarmak için terimlerin hepsini aynı tarafa atarız. Bunların ikisini de siliyoruz. Ve şunu yapacağız. K1, V1, K2, V2, K3, V3. Acaba bu sıfır vektörü oluyor mu? Eğer bu eşitliği sağlayan K1, K2, K3 katsayıları varsa, böyle katsayılar varsa bu üçü aynı düzlemdeler demek. O durumda lineer bağımsız diyeceğiz. Pardon, eğer düzlemsel derse lineer olarak bağımlılar diyeceğiz. Lineer bağımsızlık için böyle katsayılar olmamasını istiyor olacağız. Ama bu denklemin her zaman bir çözümü var aslında. Bütün katsayıları sıfır verirseniz sıfır vektörünü 3 kere toplayıp yine sıfır vektörü bulursunuz. Yani lineer bağımsızlık tanımı için bu denklemi sağlayan bütün katsayıların sadece sıfır olması gerekiyor bize. Eşitliği sağlayan katsayıları sadece sıfır ise bu 3 vektöre lineer bağımsız deriz. Bunu genel bir tanım olarak yazalım. Bu n tane vektör lineer bağımsızdır. Eğer k1 b1 kn vn eşittir 0 denkleminin sadece bütün bu katsayılar 0 iken 0 sağlıyorsa. Yani ilk başta bu tanımı okuduğunuzda belki bunun lineerlikle, bağımlılıkla, bağımsızlıkla ne ilişkisi var çok net olmayabilir. O yüzden biraz daha fikirlerin nereden geldiğini göstererek başlamak istedim. Lineer bağımsızlık fikri de bizim için şu açıdan önemli olacak. Vektör uzayları genelde sonsuzdur arkadaşlar. İşte R kareyi, R kübü düşünün. Sonsuz tane vektör var. Biz ama sonsuz tane vektörle birden işlem yapmak istemiyoruz. Bütün bu uzaylardaki vektörleri ifade etmemize yarayan en az sayıdaki vektörü seçmeye çalışacağız. Bunun için arada gereksiz şeyleri seçmekten kendimizi kurtarmak istiyoruz. Eğer iki tane vektör bir düzlemi belirtiyorsa, üçüncü bir vektörü o düzlemden seçmeme gerek yok. Bu düzlemde geri kalan bütün vektörleri V1'in bir katı artı V2'nin bir katı olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla lineer bağımsızlık bizim bu çalışmak istediğimiz atomik yapılarla, işte küçük taban vektörleri olacak bunlar ileride. Onların lineer bağımsız olmasını istiyor olacağız. Lineer bağımsızlık bu taban vektörleri için aradığımız bir koşul olacak. Aradığımız ikinci bir koşul daha olacak. O da elimizde yeterince vektör olması uzayımızdaki her şeyi ifade edebilmek için. Buna da sıradaki videoda değinelim. O kavramı da tanımlayıp belki boyut nedir ondan bahsetmeye başlarız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.